Merhaba, ben Simge. Sizlerle bugün Sirsasana üzerine çalışacağız. Sirsasana yani baş duruşu. Bu çok önemli bir poz aslında. Biraz faydalarından bahsetmek istiyorum çalışmalara başlamadan önce. Vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı, stres halini ortadan kaldırmada yardımcı bir poz. Boyun, omuz, arka kol, bacak, kalça ve sırt kaslarını güçlendiren bir poz. Kan dolaşımını rahatlatıyor ve denge gelişimini sağlıyor. Bugün başlangıç ve orta seviyeye uygun bir çalışma hazırladım sizlere. Evet, hazırsak aşağı bakan köpekle başlıyoruz çalışmamıza. Geç aşağı bakan köpeğe. Omuzlarını yere doğru bastır. Ayak tabanlarını yere tamamen basılı olsun. Omurların arasını aç. Başını mata doğru uzat. Şimdi sol adımını ortalayarak sağ bacağını yükselt yukarıya ve tek bacak aşağı bakan köpeğe geç. Burada sağ bacağınla yukarı doğru bir tekme atacağını düşün. Bacağınla yukarı tekmele. Arka bacak kaslarını aç. Ve sağ adım ellerin arasına gelsin. Arda Hanumana için sağ ayağının topuğuna geldi. Sağ dizin gergin. Parmak uçlarındasın. Sırtını uzun tuttun. Karşıya baktın. Al burada derin bir nefes. Verirken uza. Ve bakışlar karşıya. Şimdi Hanumana doğru geçeceğiz. Yavaş yavaş arkadaki dizini de gerdirmeye başla ve sağ topuğunu öne doğru it. Daha rahat itebilmek için sağ ayak bileğini sağa sola doğru sallayarak bedenine bir alan aç, bacak kaslarını alan aç ve daha sonra öne doğru it topuğunu. Bu esnemeler ters duruşlarda çok önemli. Birazdan göreceğiz. O yüzden esnemeyle başlamak istedim. Bu kadar çok hanumana oturamıyorsan şu şekilde Arda Hanuman'da topuğunu kaydırdın öne doğru. Gidebildiğin yere kadar gittin. Yine ayak bileğini sağa sola doğru sallayarak unutma. Ve gidebildiğin yere kadar gittin, bekliyorsun. Öndeki dizin tamamen gergin, arkadaki dizin bükülü. Eğer esnekliğin iyiyse biraz önceki gibi arkadaki dizi de gerdir ve Hanuman'a yerleş. Şimdi ellerini yere iyice bas. Arkadaki ayak parmak ucunu yerleştir mata ve öndeki bacağını sürü sırt kaslarının yardımıyla tekrar geç aşağı bakana. Omuzları içeri bastır, rahatlat bedeni. Ve şimdi sağ adımın ortalama atla, sol bacağını yükselt yukarı. Bacağını tavana doğru at tekmeni. Nefeslerin rahat ve sakin. Son kez al nefes. Nefesini verirken sol adımını ellerin arasına yerleştir Arda Hanuman için. Parmak uçlarındasın, bak karşı. Al nefes, nefesini verirken baş dize. Ve buradan Hanumanasana'ya doğru geç. Ellerini yere sıkıca it. Burada rahatlamayı bul. Bir nefes daha. Şimdi toplanmak için tak arka parmaklarını mat, arka ayağının parmaklarını ve sırt kaslarını birlikte dön aşağı bakan köpeğe. Tekrar sağ bacak yukarı. Kertenkeleye geçeceğiz. Sağ adım ellerin arasına at. Dirseklerin yere. Öncelikle sol dizin yukarıda kalsın. Topuğunu, sol topuğunu geriye doğru bastır. Ve şimdi sol dizini indir yere. Baş insin mata. Ve sağ dizin eğer yana çok açılıyorsa omzuna doğru yaklaştır. Al nefes. Nefesini rahatça ver. Son kez. Ellerin üzerine bastın ve sağ bacağını geriye gönderdin. Aşağı bakan köpek testi. Sağ adımı ortaladın. Sol bacağı yükselttin yukarıya. Sol bacağı pardon. Sol adımı attın ellerin arasına. Sağ dizin yukarıda. Ellerini ayak bileğinin içine aldın ve dirseklerini mata indirerek kertenkeleye geçtin. Sağ dizinin arkası gergin. Şimdi indirdin sağ dizini yere. Başını da yaklaştırdın mata. Ve 3 tane derin nefes. Ellerin üzerine geldin. Sol adımını geriye gönderdin. Aşağı bakan köpektesin. Evet. Dizler gelsin yere. Sirsasana 1 için ellerinle dirseklerinden yakalıyorsun. Bu senin ölçün olacak. Çünkü bir üçgen ölçüsüne ihtiyacımız var. Ellerle dirseklerden yakaladın ve ellerini mata yerleştirdin, kenetledin ellerini. Şimdi dirseklerini bundan daha fazla açmayacaksın. Bu senin ölçün ve dirseklerin ölçüsü çalışma boyunca hep bu şekilde kalacak. Başının tam ortasını kenetlediğin ellerin arasına yerleştirmen gerekiyor. Şimdi ayak parmaklarını mata taktın ve dizlerini yerden kaldırdın. İlk aşamamız bu. Dirseklerini yere itiyorsun. Ağırlık kollarında ve baş bölgende, fakat dirseklerinde ağırlığın %70'i var. Başında ise %30'u var. Ağırlık dağıtımını böyle düşünebilirsin bu şekilde. Ayaklarınla başına doğru gelebildiğin kadar geldi. Burada istediğimiz şey kalçanın başın üzerine doğru yaklaşması. Sırtını çok fazla kamburlaştırma. Bu sefer boynuna binen yük artar. Sırt uzun ve kalça başın üzerine doğru gelecek. Bunun için ayaklarınla öne biraz daha yürüdün. Bacak kaslarını el verdiği ölçüde. Dirseklerini yere bastırıyorsun. Ayak parmak uçlarındasın. 2 nefes daha kal burada. Ve inmek için ayaklarını geriye doğru yürüt. Dizlerin üzerine gel. Şimdi başımızın tam ortasını kenetlediğim ellerimin arasına yerleştirmem çok önemli. Alnımı ya da ensemi yerleştirmiyorum. Daha rahat anlamamız için şöyle blokla bir örnek göstermek istiyorum. Bloğu başının üzerine yerleştir. Burada bloğun dengede kaldığı bir nokta var. Başının tam üzerinde. Bu seni hangi bölgeyi mata yerleştireceğini anlaman için iyi bir örnek. Burada hisset önce başının tam tepesindeki o bloğun durduğu yeri ve unutma bu bölgeyi ellerin arasına yerleştireceksin. Tekrarlayalım. Dirseklerimden ölçümü aldım. Açtım, ellerimi kenetledim. Başımın tam ortasını kenetledim, ellerin arasına yerleştirdim. Ayak parmaklarımı taktım mata. Dizlerimi yerden kaldırdım. Ve başıma doğru adımlamaya başlıyorum. Yürüdüm. Dirseklerimi itmeyi unutmuyorum. Ve parmak uçlarımdayım. Parmak uçlarına gel, kalçanı havaya doğru it. Nefeslerin rahat ve sakin. Bir nefes daha. Birkaç adım geri attın, dizlerin üzerine geldin, başı kaldırdın. Dolphin için yine ellerini dirseklerinden yakala, ölçünü al. Aç, ellerini kenetle. Bu sefer başımı mata indirmeyeceğim. Dizlerimi yerden kaldırdım. Burada göğsümü öne doğru vermiyorum. Göğsümü geriye doğru gönderdim. Dirseklerimle omuzum aynı hizada. Birkaç adım öne doğru geldim gelebildiğim kadar. Dizlerimin arkası gergin. Ve dediğim gibi göğsünü öne çıkarmaktan kaçın. Omuzların kulaklarından uzak. Bakışların ellerine doğru olabilir. Ve bu şekilde bir 15 saniye bekleyeceğiz. Dizlerini yere koydun. Çocuk duruşu. 3 nefes. Başını yavaşça kaldırdın. Sırtı kamburlaştır. Çeneyi göğse doğru yaklaştır. Ve başını en son yükselt. Şimdi çalışmamıza başlamadan önce esnekliğin baş duruşlarında önemli olduğundan bahsetmiştim. Dirseklerinden tekrar ölçümü aldım. Yerleştirdim başımın tam ortasını. Dizleri yerden sıyırdım, öne doğru adım atmaya başladım, yürüdüm. Parmak uçlarımdayım, kalçam havada, sola adımımı ortaladım ve şimdi sağ bacağımı gönderdim yukarıya. Tıpkı tek bacak aşağı bakan da yukarı tekme attığım gibi yine aynısını yapacağım. Sağ bacağını uza yukarı, iyice uza. Ve burada 3 nefes kal. Bacağını indir. Dizlerin üzerine gel. Çocuk duruşuna geç. Bir nefes. Başını kaldırdığını ve öteki bacağı kaldıracağız şimdi. Yürüdün, yürüdün, yürüdün. Sağ adımını biraz ortaya aldın. Sol bacağını kaldırdın yukarı doğru. Ayak parmaklarını point yap. Üst bacak kaslarını hisset sıkılı. Ve bacağınla yukarı doğru uza. 3 nefes burada kal. İndir bacağını, dizlerin üzerine gel. Şöyle ellerini başının arkasına doğru al. Bir boynu rahatlat, çeneni göğsüne yaklaştır. 3 nefeste burada kal. Ve aç gözlerini. Tekrar yerleş. Dizleri kaldır yerden. Sağ bacakla başlıyoruz. Sağ bacağı yükselt yukarı. Sağ bacak yukarı doğru uzuyor. Sağ bacak yukarı doğru uzarken sol ayak parmak ucuna biraz daha fazla yüksel. Kalçanı iç yukarı. Şimdi sol ayağının yerle olan temasını kesmeye çalış. Çok fazla yukarı kalkmasını istemiyorum. Biraz. Ayak parmaklarını yerden kaldır ve tekrar değdir. Kaldır, değdir. 5 kere kaldır, değdir. Kaldır, değdir, kaldır ve değdir. Gel. Çocuk duruşuna geç. Eğer bu şekilde baş omuzuna çalışırsan ve bu şekilde kalkmayı öğrenirsen çok kontrollü olursun. Bir bacak yukarıda uzun, o uzamadan aldığın ivmeyle alttaki bacakla minik minik salınımlar yap. Bu şekilde çalış. Yoksa zıplamak isteyeceksin. Zıpladığın zaman geriye doğru düşmen kaçınılmaz. Geriye düşmende hiçbir sakınca yok, ancak kontrolü elde etmekte zorlanırsın. Yani bu şekilde örnek veriyorum, bir haftalık bir pratikle baş omuzuna rahatça kalkmaya başlayacakken o şekilde zıplaya zıplaya düşe düşe belki bir ay sonucunda baş omuzuna kalkabilirsin. Tabii bunlar şu an tamamen verdiğim farazi örnekler. Evet, diğer taraftayım. Sol bacağımı yükselttim yukarıya. Sağ ayak parmak ucundayım. Kalçamı biraz daha başının üzerine doğru taşıdım. Sol bacak yukarı uzuyor, unutma. Ve sağ bacak yerden biraz yükseliyor, indi. Yükseldi. Sadece ayak parmaklarımı yerden kaldırıyorum farkındaysan. Dirseklerim yeri sıkıca itiyor. İndirdim, son bir tane. Kaldırdım. Geldim. Yine ihtiyacın varsa boynu esnet. Baş duruşlarından sonra boynu esnetmek önemli. Sola yatır. Geldim merkeze. Sağa yatır. Evet. Çeneyi göğse doğru al. Şimdi bacakla yukarı doğru olan salınımımızı biraz daha arttıracağız. Tekrar dirseklerimden ölçümü aldım. Sağ bacakla başla. Sağ bacağı yükselt. Şimdi daha da çok yüksel yukarıya. İndim. Karnını sık. Karnını mutlaka sıkıyor olman lazım. 2, 3, 4 ve son kez 5. Bacağını indir. İhtiyacın varsa çocuk duruşuna geç. İyisen sol bacakla devam et pratiğe. 1, 2, 3, 4 ve son 5. İndin, çocuk duruşuna geçtin. Kaldırdın. Bugünkü çalışmamızda tam olarak baş hamuruna yükselmeyeceğiz. Videonun başına da belirttiğim gibi başlangıca uygun bir çalışma. Bu Sirsasana çalışmasının serileri olacak kanalda. Bu videoyu pratik ettikten sonra diğer videoları pratik etmenizi ve o şekilde baş duruşuna yükselmenizi tavsiye ederim. Şimdi blokla birlikte bir çalışmamız olacak. Bloğu üst bacakların arasına yerleştirdin. Bloğu bütün bu çalışma boyunca burada tutabilmek için üst bacak kaslarını sıkman gerekecek. Blokla birlikte dirsekleri yere yerleştirdim. Başımın tepesi yerde. Kalktım. Yürüdüm. Bloğu sıkıyorum. Şimdi sol ayak topuğunu kalçana doğru çek. Ve burada kal. Sağ ayak parmak ucuna yüksel. Kalça yukarı. Sanki sağ ayak yerden kalkmak istiyor. O kadar hafiflesin sağ ayak. Onu hisset. Bloğu sık. İndir, değiştir. Sağ topuğu kalçaya doğru çek. Karnın içeride. Son nefes. Ve in. Süper. Blokla bunu yapman şunu sana öğretiyor. Kalçayı sıkmanı, karnı sıkmanı, üst bacakları sıkmanı sana öğretiyor ve bunları fark etmeni sağlıyor. Bloğun böyle bir etkisi var. Bloğu olmayanlar için de işte evde herhangi bir battaniye ya da böyle şal gibi bir şeyi sarıp kullanabilirsiniz. Yani evdeki her türlü imkandan faydalanabilirsiniz. Şimdi tekrar dirseklerimi koydum. Bloksuz yapacağım. Geldim. Yürüdüm. Topuğumu kalçama doğru çektim. Şimdi burada minik sağ ayağı yerden kaldırmaya çalışacağım. Parmak ucundayım. Sıktım karnımı. Sağ ayak yerden yükseldi, indirdim. Yükseldi, indirdim, bir kez daha. Yükseldi, indirdim. İhtiyacım varsa çocuk, yoksa devam ediyorum. Sağ. Kalçamı ittim yukarı, karnım sıkılı, dirsekleri bas yere, çek. Ve son kez. İn, çocuk. 2 nefes daha. Kollarını öne aktif bir şekilde uza. Ve sırtı kamburlaştır. Elleri kendine doğru çek. Başını en son kaldır. Çok güzel. Son bir çalışmamız daha var. Daha sonra bir akışla bugünkü dersimizi tamamlayacağız. Sirsasana 2 yani tripod çalışacağız. Ellerini, öncelikle ellerini dizlerin üzerindesin. Şimdi başını yine tam ortasını ellerinden önde bir noktaya yerleştirmen lazım. Biraz önceki üçgenin aynısını burada bulacağız aslında. Elleri bir nokta, iki nokta ve başın üçüncü nokta olacak. Başını yerleştir ve bak bakalım gözlerinle ellerini görüyor musun? Eğer gözlerinle ellerini görebiliyorsan bu doğru bir ölçü. Ama eğer göremiyorsan yani ellerin başınla aynı hizadaysa bu yanlış bir ölçü demektir. Ellerini yere sıkıca bastın. Yine unutmayalım başımızdaki yük %30, ellerdeki yük %70. Dizlerimi yerden sıyırdım. Biraz önceki adımların aynısı. Yürüdüm. Ellerine sıkıca itiyorsun yeri. Sırtını çok kamburlaştırmıyorsun. Bu sefer boynuna ekstra yük biner. Ve dizleri yere koydum. Evet. Bir kez daha geçeceğim. Tripod'a. Tripod'da yumurta olacağım şimdi. Başımı yerleştirdim. Bakıyorum ellerimi görüyorum. Ve dizlerimi yerden sıyırdım. Şimdi sol dizimi sol dirseğimle buluşturdum. Arka kolumun üzerine yerleştirdim. Ve sağ ayak parmak ucuma doğru yükseldim. 2 nefes. İndirdim. Süper. Bir dinlen. Kollarını kaldır. Kenetle ellerini, avuç içleri tavanı görsün. Şöyle bir sağa doğru esne. Gel merkeze. Sola doğru esne. Ve yukarıda al nefes. Nefesiyken sırtı kamburlaştır. Son kez al nefes. Ve elleri yerleştir diğer taraf için. Başın tepesi yerde. Yürü. Sağ diz, sağ arka kolda. Sol ayak parmak ucuna yüksel. Point yap sağ ayak parmaklarını. Dirseklerini yanlara doğru açma. Dirseklerin geriye bakıyor. 2 nefes. İndir. Tripod'da yapılan en büyük yanlışlardan biri dirseklerin yanlara açılması. Şimdi bir tane yanlış olarak size yapacağım. Sonra doğrusunu göstereceğim. Eller yerleşiyor. Baş buraya yerleşiyor. Dizler kalkıyor. Ama bu dirsekler yanlara doğru açılıyor. Bu yanlış bir duruş. Dirseklerin mutlaka geriyi göstermesi lazım. Doğru olan şekli bu. Evet. Şimdi dizlerimi arka kollarıma takacağım ve tripod egde bekleyeceğim. Önce sol dizi yerleştirdim ve sonra sağ dizi yerleştirdim. Parmaklarımı point yaptım, topukları kalçaya doğru çektim. 2 nefes burada kalmaya çalış. İnerken önce bir ayağı indir, sonra diğer ayağı indir ve çocuk duruşunda rahatla. Omuzların rahat. Bir nefes daha. Başı kaldırdın, dizlerin üzerine geldin. Matın biraz gerisine git. Ustrasana'ya geçeceğiz burada. Şimdi iki el ayak bileklerinden yakalıyor. Kalçamı öne doğru itiyorum ve geriye doğru açılıyorum. Geldim, hemen dirseklerden ölçü aldım. Başımın tepesini yerleştirdim. Ayaklarımı öne doğru yürüdüm, adım attım. Ve buradan topuklarını geriye doğru ver. Göğsünü öne çıkarmadan, göğsü geride tutarak başını kaldır. Bakışlarını ellerin arasında tut. Dolfindesin. Ve buradan dizleri bük, zıplayarak dolfin plank'e geç. Dizlerin üzerine gel. Ustrasana için. Bükül belinden geriye. Bunu 5 kez yapacağız. Ve burada Sirsasana hazırlık. Yürüdün. Topukları geriye doğru verdin. Başı kaldırdın. Kenetlerin eline doğru bakıyorsun. Dizleri büktün ve dolphin plank'e geçti. Dizlerin üzerine gel. 3. Ustrasana. Dirsekler yere. Topuklar yere, göğüs kafesi geride. Zıpla geriye. Dolphin plank. Dizler yerde. Ustrasana 4. Kalçayı öne it. Dirsekler yere, baş yere. Yürüdün. Topuklar geride. Başı kaldırdın, büktün dizlerini, zıpladın. Ve son kez dizler yere. Geldiğin Sirsasana hazırlık. Ve son kez başı kaldıracağız. Topuklar geriye, bak ellerin arasına doğru, bük dizlerini, zıpla dolphin plank. Ve buradan göğüs kafesini bırak mata. Ellerin omuzlarının yanında, nefesle birlikte kobraya açıl. Çeneyi kaldır yukarıya. Son nefes. Ve buradan çocuk duruşuna git. Needle yapalım. Kolları öne uzat. Kalçayı hafifçe yerden kaldır. Sol kol yana doğru uzadı. Sağ dirseğini tavana göster ve omurganla twist yap. Değiştir. Diğer taraftasın. Ellerini kalbinin önünde birleştir. Baş parmakların göğüs kafesine değiyor olsun. Tek bir om için al derin nefes. Shanti, yani 3 tane huzur. Kendim için huzur, herkes için huzur ve her şey için huzur. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Pratiği ihtiyacın olduğu kadar tekrarla. Çalıştığımız bu pozları ve en sondaki akışı en rahat yapabildiğin ana kadar pratiği tekrar etmeni tavsiye ederim. Pratikte geliştikten sonra bu serinin devamı olan videolarla çalışabilirsin. İyi pratikler.